Dünyaya daha küresel ölçekte, özellikle batıya, belki doğuya da bir yeni bir din eğitimi yaklaşımı, bir sistematiği öneriniz de olacak mı bununla birlikte, bu çalışmayla birlikte? Ben şahsen hem bana gelen, İslam dünyasından gelen dini müesseselerin başındaki arkadaşlarımıza, hocalarımıza hem de o ülkelere yaptığım ziyaretlerde en çok bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Daha birkaç gün önce Suudi Arabistan'daydım. Ben yoldayken 47 idam yapılmıştı. Yaklaşık 50-60-70 kadar alimin olduğu bir ortamda onlara şöyle dedim. Dedim ki ben yoldayken siz 47 kişi idam ettiniz. Sabahleyin ben idam edilen 47 kişinin özgeçmişlerine baktım. 11'i Şeriat Fakültesi mezunu. 3 tanesi doktora yapmış Şeriat Fakültesi'nde. 2 tanesi master yapmış. Peki dedim ben sokaktaki cahil yetişen bir gencin öbürlerini bilmiyorum ama görebildiğim ilk bilgiler bana bunu gösterdi. Cahil bir genç efendim bu yola kapılmış olabilir. Gidip bir camiye bomba koyarak 80 kişiyi, 100 kişiyi öldürmüş olabilir. Peki Şeriat Fakültesi'nde 4 yıl eğitim almış, doktora yapmış, master yapmış, Kur'an öğrenmiş, hadis öğrenmiş, Hazreti Peygamber'in hayatını okumuş. Bu gençler nasıl bu cinayetleri işlediler? Bunu düşünmüyor musunuz? Boko Haram'ın içerisinde bu işleri yapan kaç kişi İslam dünyasında muhtelif yerlerde şeriat fakültelerini bitirdi? Yahut Şebap örgütünün başındaki 3 kişi hangi şeriat fakültesinden mezun? Bunlara baktığımız zaman ben buna öğretilmiş cehalet diyorum. En kötü cehalet öğretilmiş cehalettir. En kötü cehalet eğitimle verilen cehalettir. Bu din konusu, din eğitimi de olsa. Biz eğitim sistemimizi gözden geçirmeyecek miyiz? Biz kabir ziyaretini gerçekleştiren bir Müslümana bu kuburidir, kabire tapıyor diye tekfir eden düşüncenin üniversitelerde okutulmasının bize maliyetini hesaplamayacak mıyız? Biz Afrika'nın 1/3'ünü Müslümanlaştıran tasavvuf geleneğimizi, irfan geleneğimizi tekfir eden düşüncenin bu ümmete maliyetini hesaplamayacak mıyız? Siz bu şeriat fakültelerinin müfredatını gözden geçirmeyi düşünmüyor musunuz? Bunu ben hem İran'da seslendirdim. Hem de Suudi Arabistan'da dünyanın muhtelif yerlerine de gittiğimde hep bunun üzerine vurgu yapmaya çalışıyorum. Bu sadece benim görevim değil ama elimden sadece bu geliyor. Ben bütün İslam coğrafyasında bütün Müslümanların acizane kanaatim. Önce bir hasar tespiti yaparak son 50 yılda, 60 yılda, 70 yılda İstibdat dönemlerinde, şiddetin gölgesinde nasıl bir din eğitimi verdik ve bu din eğitiminden nasıl insanlar çıktı? Bunun bir tespitini yapmamız lazım. Mevcut verdiğimiz eğitimin gençlerimize ne verdiğini, ne ürettiğini tespit etmemiz lazım. Ve yeniden hep birlikte müfredatımızı gözden geçirmemiz lazım. Bu açıdan işte Türkiye tecrübesi hakikaten çok önem arz ediyor. İlahiyat Fakültesi'nde 20 sene hocalık yapmış ve öğrencilik yapmış bir insan olarak söylüyorum. Bizim mesela İmam Hatip müfredatında sabahleyin bir çocuğun Kur'an-ı Kerim dersiyle başlayıp bir saat sonra kendisini kimya laboratuvarında bulmasının ne büyük nimet olduğunu biz şimdi daha iyi anlıyoruz. Yahut fizik dersini gördükten sonra akaid dersini, inanç dersini görmesi, İlahiyat Fakültesi'nde felsefe eğitimi, sosyoloji, psikoloji eğitimi, eğitim bilimleri, sosyal bilimleriyle dini bilimlerin Allah'ın Kur'an'daki ayetleriyle kainattaki ayetleri birlikte vermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ama bizde de İslam dünyasındaki bu açıklığı kapatacak müktesebat henüz oluşmadı maalesef. Yani kendimizi koruyacak kadar bir müktesebatımız var ama bizim
bütün bu coğrafyayı da koruyacak, kuracak bir müktesebatı harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün ilahiyat fakültelerimizle, Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber.